Geçecek, geçecek. Hepsi geçecek. Düşme adam yakamızdan. Tarkan'ın bu videosunu Melih Gökçek almış, olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'na uyarlamış. Al sana geçecek diyor. Telife düştüğü için Tarkan'ın o geçecek geçecek şarkısını veremiyoruz. Hani hakkını teslim edelim. Tarkan öyle bir müzik yapmış, öyle sözler söylemiş ki hani efendim pandemiydi, şuydu, buydu, bunların hepsi bir kenara. Ama adamların yağlarını eritti, hakkını teslim edelim. Yani düşünsenize 20 yıl bir Tayyip Erdoğan var tepede ve 20 yıldır o kadar böyle bir mücadele. Ne diyordu Muharrem İnce? Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Şimdi 2023'e gidiyoruz. Bütün anketlere baktığımızda, siz bakmayın onların öyle anket sonuçları yayınlayıp faturalı anket sonuçlarından bahsediyorum. AKP düştü aşağıya. İşte AKP %39, AKP %38. Yok yok 80 80 180 40 daha 180 40 10 daha 180 40 10 oldu mu şimdi? Geldi mi AKP sana %10'lara? Hatta Ahmet Davutoğlu barajı aşamayacağını söyledi. O kadar ileri gitti. Neyse bu Tarkan'ın geçecek şarkısı işte bugüne kadar yıkılan bütün umutları tekrar şöyle bir yeşertti diyebiliriz. O yüzden diyorum hakkını teslim edelim. İyi iş yapmış. Ha bir taraftan öbür tarafın da hakkını teslim edelim. Bu işe dört elle sarıldılar, sahiplendiler, yaydılar ve konuşuyorlar, konuşturuyorlar. Bunu da hiç lafı evelemeden, gevelemeden söyleyelim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Geçecek, geçecek. Günlerdir sokaklarda eylem yapıyorlar. Tarkan'ın geçecek müziği eşliğinde. Televizyonlara bakıyorsunuz, geçecek manşetlerin en tepesinde. Ayşenur ablamız mest olmuş. Öyle mest olmuş ki Tarkan sanki kendisini zebanilerden kurtarmış. O kadar mest olmuş, o kadar sevinçli, o kadar keyifli, o kadar güzel anlatıyor ki. Geçecek şekerim, geçecek, geçecek. Allah var, adamlar birbirlerine iyi sahip çıkıyorlar. Ama bu tarafa bakıyorsunuz, yani AK Parti cenahına bakıyorsunuz, herkes dağınık. O bir şey yapmış, vay be. O niye yaptı? Ben yapacaktım kardeşim oluyor. Şimdi sahiplenme duygusunu yitirmiş bir kesimden bahsediyor. En yakınındaki kişinin başarılı olmasını istemiyor. Ya da kendisi ekranda görünmüyor diye kendi davasını savunan arkadaşının o ekranda olmaması için 150 takla atıyor. Onun ne işi var orada ya? Ne hakla konuşur kardeşim? Ama yüzüye geldi mi? Baba sen var ya ne yaptın ya efsaneydin oluyor. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Çok örnek var. Sabaha kadar bu konuyu konuşabiliriz ama bütün bu söylediklerimi şu kulağıma söyleyen kişi de Mehmet Özışık'tır. Abi dedi biz birbirimize sahip çıkmıyoruz ki adamlar bak neler yapıyorlar dedi. Tarkan'ın kaseti şuymuş buymuş bunlar çok önemli değil. Adamların bu işi sahiplenmesi önemli. Oğlum niye böyle konuşuyorsun? Bak ben sana bir şey gönderiyorum dedi. Al şu adamı bir önce dinle ve dinlet dedi. Sonra bu adamın YouTube sayfasına bak bakalım kaç kişi abone olmuş. Veya bu adamın yaptığı şeyin ne kadar izlendiğine bak. Hani Tarkan'la eyvallah mukayese etmeyelim ama bu adam da bir şey yapmış yani. Niye sahip çıkmasın kardeşim? Niye destek vermezsin? Neden ya bunu yaymalıyız demezsin? Niye? Ne bu rehavet ya? Ne bu tembellik ya? Ne bu vurdum duymazlık? Ne bu bana necilik ya? Ben tanımam etmem. Cumhur Frankfurt diye adı geçiyor. Hem Instagram'da hem de YouTube'da. Şimdi Mehmet Özışık'ın bana gönderdiği o videoyu bir beraber dinleyelim bakalım. Sonra da bunun üzerinde konuşalım. Nasıl oturacağımıza karar verdik mi millet? Sen buraya otur. Sen oraya otur. Sen öteye lan. Sen öteye lan. Ayağıma bastın. Ne yaptın kız sen bana Ayşe? Tanımadığın biriyi. Aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ne yaptın kız sen bana Ayşe? Tanımadığın biriyi.
aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ayşe, Ayşe, ne tatlı şeysin sen. Kılıçdaroğlu'nun en güzel yalanısın sen. Arkadaşlar, niye yerleri değiştirdik? Oğlum, bu niye benim yanıma oturdu? Hadi gel pişmanım valla, geçmişi silelim. İmamoğlu sen ve ben balığa gidelim. Ne istersen bana söyle, dalları delerim. Yoksa sarı gül gibi şekerim, TikTok mu çekeyim? Tükürdü mü yalarım Davutoğlu gibi. Tüm dostları satarım babacan gibi. Kör olayım yalanım varsa, seviyorum harbi. Kız kaçma, kız saklanma benden HDP gibi. Ne yaptın kız sen bana Ayşe, tanımadığın biriyi. Aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ayşe, Ayşe, ne tatlı şeysin sen. Kılıçdaroğlu'nun en güzel yalanısın sen. Ankaralı Cumhur, hani Tarkan diyor ya, dedim ki öyle bir şey hazırlayayım ki insanlar bu sıkıntılardan kendilerini kurtarsınlar, yüzleri gülsün. Bundan bir yıl kadar önce ruh halimin hiç de yolmadığı bir dönemden geçtim. Dünya dolup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve bir söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kim bilir, belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir geçecek. Diyor ya, bu da bizim yüzümüzü güldüren bir müzik yapmış. Hakikaten güldüren, hakikaten tebessüm ettiren bir müzik yapmış. Ve sosyal medya hesabına koymuş. Ve bu şarkı şimdiye kadar kaç kişi tarafından izlemiş biliyor musunuz? 5500 kişi. 5500. Tarkan'ın videosuna bakalım. 20, 50, 100, milyon. Ama Ankaralı Cumhur'un 16 bin abonesi var. 16 bin. İşte benim söylemek istediğim şey buydu. Sahiplenme duygusunu biz kaybetmişiz. Birisi orada bir şey yapar, hiç umurumuzda olmaz. Ama Tarkan'ı şuyu buyu, Sezen Aksu'su şu bu bir şey yapar, bakıyorsunuz uçmuş. Mukayese etmiyorum. Asla. Tarkan nere, Cumhur nere? Hepsi birbirinden farklı. Ama kardeş, en azından bu da bir 500 bin izlenseydi ya. Abonesi de bir 100 bin, 200 bin olaydı ya. Milyon değil ha. Yok. Boşver ya. Boşver ya. Bana ne kardeşim ya. Paylaşacağım da ne yapacağım yani. Bir şarkı yazmış. Ne olmuş yani. O da yazmış. Ne oluyor görüyorsun değil mi yani? Bunu da görüyorsun değil mi kardeşim? Görüyorsun. Kıyamet kopuyor. Şimdi bana diyebilirsiniz ki ya bu kardeşim Ankaralı Cumhur nereden çıktı, biz bilmeyiz, işte bilseydik abone olurduk. Hiç yok yok yok. Yalana dolana gerek yok. Bu adam bir şarkı daha yapmış. Fazilet Durağı ile ilgili. Hem de o kadar güzel söylemiş ki cuk diye oturtmuş. Yeni de değil ha, tam bir yıl önce yapmış bu videoyu. Ve bir yıl önce bütün Türkiye Fazilet Durağı'nı konuşuyordu. Bu adam da çıkmış bir müzik yapmış, şarkı yapmış, ironi yapmış. Bir yılda ne kadar izlenmiş? 4100 kişi. Hani haberiniz yoktu da yeniydi de bilmem ne. Bir yıl önce yapmış ya. Toplanmışlar. Nasıl bir şey? Yani derler ya, kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Aydın koçlar, Ankaralı Cumhur, hepiniz adamsınız. Hoş geldiniz. Kanım dondu. Kanım dondu damarda, master yaptım yalanda. Kanım dondu damarda, tatil gördüm rüyamda. Maskem düştü güzelim, fazilet durağımda. Maskem düştü güzel kız, fazilet durağımda. Fazil 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 fazilet.
rezil olurum fazile. Fazil 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 fazile. Neler oldu fazile? Organize kötülük mü şekerim? Bu nedir Allah aşkına ya? Kaşıkları yavaş vur Murat'ım. Kırdın, kırdın. Kıvır 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 kıvır. Canan nerede? Kanım dondu. Kanım dondu damarda. Master yaptım yalanda. Kanım dondu damarda. Tatil gördüm rüyamda. Murat Allah senin etsin. Hani vardı videoda. Murat Allah belan versin. Hani vardı videoda. Fazil 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 fazile. Rezil oldum fazile. Fazil 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 fazile. Neler oldu fazile? Ya Beylikdüzü'nden Söğütlü Çeşme'ye 65 kişi kullanmış sabah 6'da. Hani kimse sokağa çıkmayacak ya, evet. Pazar günü. Ya şimdi arkadaşlar, ben bu kadar lafı niye ettim biliyor musunuz? Yani inanıyorum, umut ediyorum ki ben konuşurken Ankaralı Cumhur'un kanalına abone oldunuz. Ben konuşurken bu şarkıları hem dinlediniz hem de paylaştınız. Bence ben kapattıktan sonra yapmazsınız, yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Ya da öyle umut ediyorum. İşin şakası bir tarafa arkadaşlar. Tarkan da bizim, Ankaralı Cumhur da bizim. Ona sahip çıktığımızın %1'ini kendi gariban sanatçımıza da sahip çıkarsak güzel bir şey yapmış oluruz. Bu illa siyasi tavır olsun diye değil. İlla bir tarafı tutuyorum diye değil. Bir sahip çıkalım ya. Kendi insanımıza sahip çıkalım. Adam bir şey yapıyor. Allah aşkına. Ya bir de şeyi de, şarkıyı da güzel yap. Ayşe, Ayşenur Aslan'dır orada. Gülüyor. Hadi bir kere daha dinleyin. Alas maladık. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Nasıl oturacağımıza karar verdik mi millet? Sen buraya otur. Sen oraya otur. Sen öteye lan. Sen öteye lan. Ayağıma bastın. Ne yaptın kız sen bana Ayşe, tanımadığın biriyi? Aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ne yaptın kız sen bana Ayşe, tanımadığın biriyi? Aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ayşe, Ayşe ne tatlı şeysin sen. Kılıçdaroğlu'nun en güzel yalanısın sen. Arkadaşlar niye yerleri değiştirdik? Oğlum bu niye benim yanıma oturdu? Hadi gel pişmanım valla, geçmişi silelim. İmamoğlu sen ve ben balığa gidelim. Ne istersen bana söyle, dalları delerim. Yoksa sarı gül gibi şekerim, TikTok mu çekeyim? Tükürdü mü yalarım Davutoğlu gibi. Tüm dostları satarım babacan gibi. Kör olayım yalanım varsa, seviyorum harbi. Kız kaçma, kız saklanma benden HDP gibi. Ne yaptın kız sen bana Ayşe, tanımadığın biriyi? Aday bulamayan yedili ittifak gibiyim. Ayşe, Ayşe ne tatlı şeysin sen. Kılıçdaroğlu'nun en güzel yalanısın sen.